Herkese merhaba, Öz Mutfağa hoş geldiniz. Bugün size börek tadında bir kek tarifim var arkadaşlar. 10 dakikada hazırlayabileceğiniz çok lezzetli ve çok pratik bir tarif. Hemen tarifime geçiyorum, iyi seyirler dilerim. Öncelikle karıştırma kabıma 3 yumurtayı alıp çırpıyorum. Bu arada arkadaşlar malzeme miktarlarının detaylarını açıklama kısmına ekleyeceğim, oradan da bakabilirsiniz. Üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Ayçiçek yağı kullandım. Zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Bir buçuk su bardağı yoğurt ekliyorum. Su bardağı ölçüm 200 ml standart su bardağı. İster kahvaltıda tüketin ya da isterseniz günün hangi saatinde olursa olsun, özellikle çocuklar için çok besleyici ve çok lezzetli bir kek. Ve ayrıca sebze yemeyen çocuklar için çok güzel bir alternatif olabilir anneler için. Üzerine 2 su bardağı unu ekliyorum azar azar karıştırarak. Bir tatlı kaşığı tuz. Bir paket kabartma tozu. Ve bir çay kaşığı da karbonat ekliyorum. Ve geri kalan unu da ekleyerek pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar karıştırıyorum. Evet, kek harcımız hazır. Kıvamı bu şekilde olmalı. Pişireceğim kek kalıbını bu şekilde yağlı kağıtla kapladım. Kalıbın tabanına harcın yarısını döküyorum ve yayıyorum. Kalıp ölçüsü 25 cm. Üzerine yıkayıp doğradığım ve kuruttuğum ıspanaklardan ekliyorum yarısını. Birkaç kat şeklinde ekleyeceğiz çünkü. Bu gördüğünüz kasedeki ıspanağın hepsini kullandım arkadaşlar. Yani şöyle 150-200 gram ıspanak diyebilirim. Bir çay kaşığı karabiber ekliyorum ıspanakların üzerine. Ve lor peynirimi ekliyorum. Bir çorba kasesi dolusu lor peyniri kullandım ben. Bu tabii ki miktar sizin isteğinize bağlı. Peynir miktarını arttırabilirsiniz ya da azaltabilirsiniz. Biraz da tulum peyniri kullandım arkadaşlar. Böyle küçük bir kase kadar lezzet vermesi açısından. Bu da yine tamamen sizin tercihinize kalmış. Ve üzerine yine kaşıkla şöyle bir harçtan gezdiriyorum. Daha sonra kalan ıspanağı ve peyniri yaydıktan sonra geri kalan harcı üzerine tamamen kapatacağım. Ve fırına pişmeye vereceğim. Evet, geri kalan ıspanağımı da yayıyorum üzerine. Aynı şekilde peynirleri de. Gördüğünüz gibi o kadar kolay ki hazırlaması. Bu şekilde kat kat yapınca çok daha güzel olduğunu düşünüyorum. Hepsini birlikte karıştırabilirsiniz de. Ama ben bu şekilde görüntüsünün ve lezzetinin çok daha güzel olduğunu düşünüyorum. Evet, geri kalan harcımı da tamamen üzerine bu şekilde yaydım. Üzerine susam serpiyorum ya da çörek otu. Ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında altı ve üzeri iyice kızarana kadar ve içini de kürdan batırarak test edebilirsiniz. Pişiriyorum. Evet, kekimiz pişti. İlk sıcağı çıkana kadar biraz soğumasını bekliyorum. Biraz soğuduktan sonra kesip şimdi size içini de göstermek istiyorum. Bu arada arkadaşlar hemen şunu da belirtmek istiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olun ki daha büyük bir aile olalım ve hep birlikte pişirelim. Ve diğer tariflerimden de haberiniz olsun. Ve videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Ve videomu sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bakın bu şekilde kolayca dilimleyerek rahatlıkla servis edebiliriz. Çok pratik ve çok güzel bir tarif oldu. İster kahvaltılarınızda tüketin, ister çayla birlikte günün her saatinde, her şekilde lezzetini çok beğeneceğinize eminim. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.